Hayırlı günler, hayırlı sabahlar sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz efendim. Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayınında bir yayına daha başladık. Yeni gün başlıyor programında. İki saat boyunca beraberliğimiz sürecek. Gazetelerden haberleri aktaracağız. Aynı zamanda sizlerden gelen mesajlara da bakacağız. Lale Gül TV haber merkezinin hazırlamış olduğu haberlerle de yine sizleri buluşturacağız efendim. Rabbim gününüzü hayır hayreylesin inşallah. Güzelliklerle, iyiliklerle, iyi insanlarla karşılaşmayı nasip etsin. Hemen ekranın altında yazıyor. BIP ve WhatsApp hattımız 0549 691 8080 bizim numaramız. Bu numaraya ulaşabilirsiniz diyelim. Ve başlayalım hemen. Biliyorsunuz bir ara verilmişti grup toplantılarına. Tekrar başladı salı gün itibariyle. Çarşamba günleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor önemli açıklamalardı CHPye e, önemli sert ifadelerle yüklendi biliyorsunuz siyasette bir militan e, sözü var Beytan Şimşek'in yaptığı e, o militan benzetmesiyle beraber Kılıçdaroğlunun da özür dile dileyeceği yere yani e, ya bir yanlışlık olmuş ya da ne bileyim Hani toparlayıcı olması lazımken daha da böyle toplumu gerecek şekilde e, tam tersi militan ifadesinin üzerinde durması e, rahatlatmaması e, ve bak bir dünya gündem varken bunu konuşuyoruz, bunu tartışıyoruz yani bak gıda fiyatlarının artması o dur şu bu dur hani üzerinde durması gereken o kadar çok konu varken konuştuğumuz tartıştığımız şey e, militan Sen militan mısın değil misin bunu konuşmaya başlıyoruz yani CHP hakikaten e, bırakınız iktidara gelmeyi muhalefet yapmayı dahi beceremeyecek duruma iyice düştü yani bilmiyorum Bu sebepten dolayı da Türkiye'de siyaset bazen kilitlenebiliyor Çünkü konuşuyorsun konuşmak zorunda kalıyorsun yani konuşmadan geçmen e, olmuyor işte Mecbur konuşuyor. Çünkü basın gündemde olan biteni muhakkak değerlendirir. O bitinceye kadar ya da yeni bir açıklama yapıncaya kadar gündemidir, malzemesidir. Tartışılır, konuşulur. Yeni bir şey gündeme gelinceye kadar takip. ki. Şimdi pek çok olay oldu bitti. Onları konuşmaktan ziyade bunları konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün sert ifadelerle yüklendi efendim grup toplantısında esnafa da yine destek paketi müjdesini verdi. O haberin detaylarını aktaralım şimdi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında zorluk çeken esnafa kredi müjdesi vermişti. Esnaf için önümüzdeki kabine toplantısında da Yeni tedbirlerin alınacağının mesajını veren Erdoğan, lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlere ciro desteği sağlanacağını belirtti. Esnaflarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık diyen Erdoğan, cirosu 3 milyon lira altında olan esnafa destek ödemesi yapacağını duyurdu. Muhalefetin erken seçim isteğine değinen Erdoğan, size buradan ekmek yok. Seçim Haziran 2023'te olacak. Bizim daha yapacak çok işimiz var ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun vali ve kaymakamlara militan sözlerine ise ateş püskürdü. Bunlara göre kendilerine oy vermeyen %75 militan diyen Erdoğan, terör örgütü mensuplarına arkadaşlar demek bunların meşrebinde militanlık değil diye konuştu kendilerine militan diyen herkesi CHP ve Kılıçdaroğlu'na dava açmaya davet eden Erdoğan, bu ülkenin yargısı var. Kendilerine militan diyen bu zata, bu hakarete maruz kalanların dava açma zamanı bence gelmiştir ifadelerini kullandı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bu şekildeydi sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Kılıçdaroğlu da işte dediğim gibi bir yani geri adım atmıyor. Dava açarsanız açın. Hepiniz militansınız. Daha üzerine bir daha böyle benzin dökercesini alevlendiriyor. Oysa bir ana muhalefet partisinin değerlendirebileceği pek çok ortam oluştu. Hele ki şu salgın sürecinde. Bunca şikayetin arttığı bir zaman dilimi içerisinde. Bunların hepsini ıskalayarak olmadık şeyler yaptı. Yani tartışmalara girdi. Hatta geçen gün bilmiyorum burada şeyde var mı, gazetelerde önümüzde denk gelecek mi? inceleyeceğiz bakacağız hep beraber. Yine Berhan Şimşek diyor ki, hutbe diyor, hutbeler diyor, AK Parti genel merkezinde hazırlanıyor diyor. Bu yüzden diyor, farzı kılıp kaçıyoruz, hutbeye kalmıyoruz diyor. <laughs> yani ya bir insan anca bu kadar bir şey bilmediğini, Cüba'ya gitmediğini ancak böyle belli edebilir ya. Hutbe ne zaman okunur kardeşim? Farzdan önce okunur. Nasıl hutbeyi dinlemeden farzı kılıp kaçıyorsun? Yani kendi başına orada bir yerde kılıp kaçıyor musun? İşte böyle yani. Şimdi ne diyeceksin? Bunun neresini konuşacaksın? Bu kişiyi nasıl ciddiye alacaksın? Ama çıkıyor hala daha televizyonlara. Bu kadar... Hani halktan uzak, kopuk falan demiyorum. Bu başka bir şey yani. Bu ayakları hiç yere basılmamaz basılmaması cehaletin artık çok ileri seviyesi bu. Yani böyle böyle değil. Şimdi biz bunu söyleyince de diyorlar ki efendim AK Parti propagandası yapıyorsunuz. Ya kardeşim biz Ahmet Allah aşkına elini vicdanına koy ve söyle. CHP'nin eleştirilmeyecek artık şöyle ya şu konuda da maşallah çok iyiler o süper bak işte aferin böyle olması lazım böyle olması lazım çok iyi çok güzel diyebileceğimiz nesi var ya varsa yazın kardeşim söyleyelim ya şu 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 oldu şöyle şöyle oldu böyle böyle oldu yazın biz de dile getirelim seslendirelim hakikaten bak varsa böyle bir şey yazın duyuralım hani biz AK Parti'yi de eleştiriyoruz. Bizim kimseyle alakalı bir böyle beklentimiz yok, efendim, karımız yok, cebimize para girmişliği yok. Efendim, yani yok oğlu yok. Bize ne? Biz bize yapılan, vatandaşa yapılan hizmete bakıyoruz. Bu kadar açık ve net. Var mı kardeşim hizmet? Var. O zaman Allah razı olsun. Yok mu hizmet? Ya da daha güzel olabilecekken daha eksik mi kalmış, az mı kalmış? o zaman ya bu çok güzel, çok iyi ama şöyle şöyle olsa daha güzel olur gibi. <laughs> Hakkaniyetli. Yani hiç iş yapan adamla iş yapmayan kişi bir olur mu ya? Ya da halkın isteklerini, arzularını gören, bilen bir yönetimle halktan kopuk bir haber kişiler bir olabilir mi? Yani böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu tamamen insafsızlık. Yani öyle Tarafsızlıktı yok bilmem ne falan filan değil. Milletten, vatandaştan yana bir tavır elbette sergileyeceğiz. Bu kadar açık ve net. Evet efendim, şimdi ilk mesajımıza bakalım şöyle. Çorlu'dan İlhami kardeşim 0552'de göndermiş ilk mesajını BIP'ten. Ondan hemen sonra Konya'dan Hatice Uyar ablamız. Yine bak sıralama değişmiyor. Puan durumu açıklar gibi açıklıyorum her gün. Sıralama değişmiyor. Ee, ama bugün Almanya'dan galiba, değil mi? Murat Bey, e, hayırlı yayınlar Rabbim günümüzü bereketli kılsın inşallah demiş. Donneshingen'den galiba öyle okunuyor, bilmiyorum. Murat Bey üçüncülüğe yükselmiş efendim göndermiş olduğu mesajıyla beraber yine Almanya'dan tır şoförü savaş keskin abimiz. Her zaman yazamıyorum ama mutlaka sizi dinlemekteyim demiş. Selam olsun savaş abicim. Mustafa abi hayırlı sabahlar diyor Sercan kardeşim. Her zaman gibi yeni bir güne daha merhaba diyoruz. Rabbim çalışanlarımıza yardım eylesin. Abdülkadir, Hamza, Onur, Yusuf kardeşlerime selam ederim. Başka kıymetli kardeşlerimizin ismini öğrenmek isterim müsaadenizle olursa demiş. Sizlere Allah'a emanet ederim diyor. Abdullah Hoca var mesela. Mehmet Can var. Yani kalabalık, ekip kalabalık. Ayşe Karataş hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Efendim. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Tüm Lale Gül çalışanlarına, bu yayına katkısı olan tüm kardeşlerime, tüm Türkiye'ye selam olsun inşallah. Küçükköy'den Gazi Osman Paşa Sahra Makina çalışanlarına selam olsun. Allah hayırlı bir gün olsun. Cumhurbaşkanımızın Allah yar ve yardımcısı olsun demişler. Efendim, Salih Yıldız İzmir'den yazmış Hayırlı sabahlar Mustafa'm Tüm Müslümanları ağaç dikmeye davet ediyorum Sadaka vermeye davet ediyorum Allah'ım ülkemize bolluk bereket versin barajlarımız suyla doldursun Amin Allah görevdeki askerlerimizi, ordumuzu, polislerimizi Sağlık çalışanlarımızı korusun Lütfen çocuklara sokağa çöp atmamayı öğretelim Allah razı olsun Allah'a emanet olun Demiş Eyvallah Böyle güzel hatırlatmalarda bulunmuş Cuma günleri de bilhassa muhakkak e, sadaka vermeye çalışalım, 3'e 5'e bakmayalım, e, muhakkak ama muhakkak bir şey çıksın yani cebimizden. Hatta o çıkan şey de birazcık şöyle hafiften dokunsun, böyle canım elimin kiri gibi değil de böyle hafifte böyle bir dokunabilirse, ne bileyim yani bugün herhalde adam başı e, diyelim kaç kişi evde, 3 kişiyiz biz mesela, 10 lira versen adam başı böyle her hafta verebilmeye çalışsak, gayret göstersek ya da gücümüz nispetince artık neyse herkesin bir durum vardır. Az sadaka çok belayı def eder. Yani öyle bir duvar örer ki onu aşamaz diyor. Bela, musibet aşıp da o sadaka duvarını aşıp da e, gelemez diyor insana. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde dolayısıyla sadaka verelim efendim belalardan uzak durabilmek için ki günümüzde maalesef biliyorsunuz yani bela kol geziyor valla her yerde kol geziyor. Bakmayın biz daha o üçüncü sayfa haberlerini falan aktarmıyoruz. Emin olun aktarmaya çalışsak var ya burada sabah sabah içinizi karartırız nefes dahi alamazsınız yani onu söyleyelim. O yüzden bunca artık iyice kaotik bir ortamın oluştuğu zamanda huzurlu, rahat, efendim belalardan uzak bir hayat sürebilmek için çokça istiğfar edeceğiz, Cenab-ı Hakk'a sığınacağız. Ona sığınmadan hakikaten, yani onu unutarak işlerimizde besmeleyi çekmeden ya da dışarıya çıkarken dua ederek ona sığınmadan adım attığımız takdirde bir yerde biri, bizim de bir ayağımız dolanacak yani onu bilelim. O yüzden bir de böyle güzel mesela cuma günü yarın böyle bir sadaka verirsek her hafta bunu yap, alışkanlık haline getirirsek o zaman da ali ala olur yani çok da güzel olur. Evet efendim. Bak sadaka veremeyecek durumdaysa da tebessüm etsin diyor Abdülkadir güzel hatırlattı. O da sadakadır. Çok güzel. Şimdi efendim Eren 1, Eren 2, 3, 4 derken 5. operasyon da başlatıldı. E, terörle mücadele hız kesmiyor hakikaten ve Eren 5 operasyonunda Mardin kırsalında PKK'ya ait 53 sığınak ve 62 depo kullanılamaz hale geldi. Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları PKK/KCK terör örgütünün kış üstlenmesini bertaraf etmek maksadıyla Mardin kırsalında Eren-5 operasyonu gerçekleştiriliyor. Operasyonda PKK'ya ait 53 adet sığınak ve 62 adet depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Sığınak ve depolarda 44 kilogram mazot, amonyum nitrat karışımı EYP, 2 adet kullanıma hazır EYP, 21 kilogram kimyasal plastik patlayıcı, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda mühimmatla yaşam malzemeleri ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, yurt içinden terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam edeceğini belirtti. Evet efendim, terör örgütüne göz açtırmıyor, açtırılmıyor. Hakikaten bu anlamda güvenlik güçlerimizin çalışmaları fevkalade Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Şimdi güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor. Bak üç emekli Tuğgeneral, General, biri mahrem imam olmak üzere dört şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da DAEŞ'la bağlantılı olduğu tespit edilen dokuz kişi ...gözaltına alındı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teknik ve fiziki takibi sonucu... ...FETÖ'nün mahrem yapısıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan... ...üç emekli Tuğ Generallerle bir mahrem imam hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik... ...soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi... Başkent polisi 3'ü emekli tu general biri mahrem imam olmak üzere 4 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişiden 3'ü gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Firarilerin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor. İstanbul'da ise DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu şüphesiyle 4 ilçede gece yarısı operasyon başlattı. Başakşehir, Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece'de 13 adresi özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde aramalar yapıldı. Yakalanan zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Evet efendim, e, güvenlik güçlerinin böyle bu şekilde terörle mücadelesi devam ediyor. Şimdi mesajları bir kez daha bakalım şöyle. Bugün e, erkenci maşallah izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Sakarya'dan Ahmet, Rabbim bütün çalışanlara yardım etsin. Kar bereketini tekrar nasip etti Rabbim diyor. E, dün birazcık atıştırdı buraya da gitti. Mustafa Bey, hayırlı yayınlar CHP'nin din dışı ve siyaset dışı her türlü pot kırmakta bir numara diyor efendim. Halbuki hiç bilmediği şeyleri alanlara girmese çok da iyi olur onlar için ama işte. Yani bir de kılıyoruz çıkıyoruz diyor. Hutbeyi diyor dinlemeden diyor. Farzı diyor kılıp çıkıyoruz diyor. Demek ki diyanet işlerine buradan çağrıda bulunuyoruz. Bak futbol okumadan farzı kıldırıp kaçan hocalar var demek ki. Bu nereye gidiyorlarsa eğer bu CHP'liler onu tespit edin efendim. Yanlış yapıyorlar. Ee, hayırlı sabahlar efendim. Kılıçdaroğlu artık üniversitelerde tartışılması gereken bir konu haline geldi demiş. Tayip ee, Tayyip Baba'yı çok seviyorum. Hayırlı Erdoğan bir tane adam, ondan başka lider yok. Kılıçdaroğlu ne derse desin, Kılıçdaroğlu boşa konuşuyor, konuştukça da batıyor. Biz vatan uğruna canımızı veririz, kanımızın son damlasına kadar vatanımıza canımız feda olsun demiş efendim. Kim göndermiş, isim var mı yazmıyor, mesaj böyle. Niksar'dan Şükrü kardeşim. Bugün erkenciyim abi annemle izliyoruz demiş. Sevgiler saygılar gönderiyor bize Tokat Niksar'dan sağ olsunlar. Abi birkaç gündür yazamadım ama dinliyorum. Rabbime şükürler olsun. Biz de kardan nasibimizi aldık demiş. Edirne'den Sultan kardeşim. O taraflara biraz daha güzel yağdı. Sancaktepe'den Savaş Güneş. Ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk diliyorum demiş. Efendim ee, abi Serkan Köse yazmış. Mustafa abi güzel bir güne başlarken yine aklımızdasın. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diyor. Giresun Eynesil'den göndermiş mesajını. Aleyküm selam. Allah razı olsun. İçi yanan bir arkadaşım paylaşmış. Uygun görürseniz okuyabilirsiniz. Hayırlı günler diyor. Kapaklı'dan e, diyor. Allah bu milleti haktan görünüp de kendi çıkarı için çalışan küçük esnafın iflasına sebep olup kendileri faişkar eden fırsatçı, vatan haini bu zalimlerden tez zamanda kurtarsın, kazdıkları kuyulara kendilerini düşürsün demişler. Bir de üstelik bu yaptıklarıyla ekonomi kötüye gidiyor algısı oluşturarak milletin psikolojisini de bozuyorlar, inancını sarsıyorlar, zulümleri gittikçe de artıyor, herkes bu zulmü görsün artık inşallah denilmiş. Yani bunu ne için söylüyor? Yaygın marketler var ya her sokakta. Onlar için söylüyor efendim. E, bu fahiş zamlardan, fiyatlardan bu marketler sorumlu diye. Cümleten hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Mustafa kardeşim. Safranbolu'da karlı bir sabaha uyandı elhamdülillah. Allah kimseleri evsiz, yakacaksız, darda, zorda ve yollarda çaresiz bırakmasın. Allah'a emanet olun demiş. Amin. Necmi abimiz göndermiş. Safranbolu'da da. Müthiş manzaralar var zaten. Bir de böyle bir e, beyaza bürününce beyaz örtüsünü de örtünce üzerine harika görünüyor hakikaten. Evet devam edeceğiz yine. Şimdi IMF'nin açıkladığı bir tahmin var Türkiye için. 6 %6 büyüyecek diyor 2021'de. E, yine dünya ekonomik görünüm raporunda da küresel ölçekte dünya ekonomisinin 5,5 büyüyeceği tahmininde bulunduğu IMF. Para fonu IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunda 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini %5.2'den %5.5'e çıkardı. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde faaliyetin aşıyla güçlenmesi ve birkaç büyük ekonomide ilave politika desteği beklentisinin olduğuna işaret edilen raporda, yılın ikinci yarısında beklenenden daha güçlü bir ivme göstermesinin etkisiyle 2020'de %3.5 daraldığı tahmin edildi. IMF, Türkiye'nin ekonomisinin 2022'den itibaren yıllık yaklaşık %3.5 büyüme trendine geçmeden önce 2021'de %6 büyüyeceğini tahmin etti. IMF 4. madde kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında yayınladığı raporda Ankara'ya COVID-19 salgınıyla mücadele için ek önlemler uygulaması çağrısında da bulundu. Kuruluş Ekim'de yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin 2021'de %5 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. Evet efendim. Bu arada e kısıtlamalar tüm dünyada iyice can sıkar hale geldi. İnsanlar artık dayanamıyor. Yani buramıza kadar geldi derler ya, hakikaten de öyle bir durum. Hollanda'da yanıyor artık yani. İnsanlar dışarıya çıkmak istiyor, kısıtlamaların bitmesini istiyor, kafelerin, restoranların açılmasını istiyor. Ee, Birçok şehirde şiddet olayları azalsa da gerilim hala yüksek. Sokaklarda bir anda böyle bir kargaşa başladı. Polisle göstericiler arasında yine çatışma çıktı, gözaltına alınanlar oldu. Hollanda'da gerilim dinmiyor. Sokaklarda tansiyon yüksek. Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları protestoları sürüyor. Ülkenin birçok şehrinde yapılması öngörülen protestolar polisin sıkı tedbirleriyle azaldı. Ancak Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven gibi şehirlerde gerilim dinmedi. Şiddet ve yağma olaylarına polisin müdahalesi sert oldu. Göstericiler polise havai fişeklerle saldırdı. Polis ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Polislerle göstericiler arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişi gözaltına alındı. Başbakan Mark Rutte polisin şiddet ve yağma olaylarını bastıracağını söyledi. Hollanda'da Aralık ayından bu yana market, fırın, eczane gibi işletmeler dışındaki tüm mağaza ve dükkanlar kapalı tutuluyor. 9 Şubat'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Evet efendim siz ne düşünüyorsunuz bu kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili ülkemizde? Bakın bugün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunulacak ve dün akşam bilim kurulu toplantısında alınan tavsiye kararları büyük ihtimal değerlendirilip uygun görülen miktarda esnetilecek mi yoksa yeni adımlar mı atılacak bilmiyorum. Çünkü bilim kurulu tedbirlere devam edilmesini istedi. Bu tedbirlerin içerisinde bu kısıtlamalar var mı? Herhalde vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi bilim kurulu diyoruz, bilim kurulunun her bir üyesi çıkıp ferdi bir şekilde teker teker açıklama yapıyor, insanların da kafası karışıyor. Yani sözcü harici herhangi bir açıklama yapılmaması lazım, bunun yasaklanması gerektiğini düşünüyorum ben. Biri diyor ki, Mart'a kadar rahatlarız diyor, olur mu ya diyor, Haziran sonunda bu iş ancak biter, diğeri çıkıyor, Temmuz'a kadar ne falan. Yok 2021'de böyle geçecek filan diye açıklamalar gelince millet de böyle ne oluyoruz ya diyor yani. Bu sebepten dolayı bir de e, kısıtlamaların artık 8 haftayı da girede bıraktık. Bu hafta da eğer kısıtlama olursa 9. hafta olmuş olacak. Hakikaten şunu söyleyebilirim ki yeter artık ya bu kısıtlama artık olmuyor. Bak Kaç hafta geçti? İstediğimiz seviyeye ulaşamadık. Ya istediğimiz seviye ne şu anda? Yani istediğimiz e, seviye koronavirüste nedir? Diye sorduğumuz zaman bunun da bir cevabı yok. Yani can kaybı sayısının yüzün altına düşmesi vesaire filan deniliyor. E i̇yi ama o zaman şimdi sabah herkes kalkıyor. Metroya metrobüse biniyor. Herkes iç içe dip dibe zaten. Esnaf iş yapamıyor, esnafı kapatıyorsun hafta sonu ya da belli bir saate kadar hizmet verebiliyor ondan sonra. Restoranlar kapalı, kafeler kapalı, halı sahalar kapalı. Efendim bu işte salonlardır vesairelerdir, şuralar buralar kapalı. Şimdi halı saniye kapalı, hadi her yeri geçtik de halı saniye kapalı. Yani HES ve ateş ölçerle vesairelerle bu iş tamam olabilir yani. Açılabilir halı sahalar. 14.000 halı saha varmış. Ben bu kadar halı saha olduğunu bilmiyordum hakikaten. 14.000 halı saha kapalı şu anda e, ve buradan ekmek yiyen insanlar var malumunuz. Bu sebepten dolayı halı sahalar açılabilir. AVM'ler açıksa eğer halı sahalar da açılabilir. HES koduyla müşteri kabul edebilirler. E, ateş ölçer gerekiyorsa ateş ölçer. Yine restoranlarda aynı şekilde HES koduyla e, içeriye kabul edebilirler ve bir taraftan da ateş ölçerdir, dezenfektandır. Zaten bu uygulamalar yapılıyordu. Bu sebepten dolayı bu normalleşme kapsamında bence restoranlar vesairelerde açılmalı e, diye düşünüyorum. Çünkü esnaf da artık iyice e, daralmış vaziyette. Bu rahatlamanın sağlanılması gerekiyor. E bir de insanlarda artık negatif bir yük olmaya başladı yani sevdiklerinle görüşemiyorsun gidip gelemiyorsun e, ya her şeye dikkat e, etmene rağmen hala daha gitme gelme görüşme e, tamam da e, insan işte öyle mekanik robot bir şey değil olmuyor işte görüşmeden olmuyor konuşmadan olmuyor İlla bir araya gelmek istiyor gönüller Bu sebepten dolayı da Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Cuma namazı çıkışı demişti ya, bu iş vatandaşın kendisinde bitiyor diye. Bak, önünde sonunda bunun bunun geleceği nokta burası yani bu iş vatandaşın kendisinde bitiyor. Öyle ya da böyle. İnsan kendi kendinin az buçuk hekimi olacak yani. Biz dün akşam gazeteci Serdar Arsevenle bu konuyu gündeme almıştık ee, ve. O kadar çok mesaj geldi ki herkes kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor. Hele ki esnaflar yani çok kötü durumdalar gerçekten. Mesela marketler açık diyor. Herkes o az evvel sevgili izleyicimizin tepkisini dile getirmiştik ya. O yaygın marketlerde, mahalledeki marketlerde. Herkes kalabalık bir şekilde bulunabiliyor değil mi? Yani eskiden de o işte içeriye hop sırayla girilecek, şu olacak, bu olacak falan derken kimse artık onu da takmıyor yani. Şimdi diyor ki köşedeki elektrikçi arkadaş ben niye kapalıyım diyor ya. Hani ben niye çalışamıyorum? Cumartesi günü niye dükkanı açamıyorum? Doğru. Pazar günü de açmak istese pazar günü de açabilmeli. Köşedeki elektrikçi niye kapalı yani? Hani mahalleye en yakın, eşe, evinize en yakın elektrikçiye de gidebilmelisiniz. Marangoza gidebilmelisiniz. Efendim ne var başka Abdülkadir? Ee, başka ne dükkanı var? Berber hadi tamam. Berberler kapalı olsun. Belki iki gün bir şey olmaz diyelim ama niye kapalı kalsın? Yani adam ya bu hafta içi tıraş oluyor millet. O zaman bulaşmıyor, bulaşmayan virüs... Niye hafta sonu bulaşıyor mesela? Enteresan bir karar. Yani e, biz yaptık oldu denilmesin artık ve 8 haftayı geride bıraktığımız bu ikinci sıkı tedbirler kapsamında biraz daha gevşeklik, biraz daha e, rahatlama bekliyoruz, istiyoruz diye düşünüyoruz. E, hem esnaf kardeşlerim adına... Bunu söyledim çünkü dün çok mesaj geldi. Biraz sahalı sah sahipleri inanılmaz mesaj gönderdiler. Yani ben bu kadar hakikaten beklemiyordum ama e, kafe sahipleri mesela adamlar diyorlar ki hani artık batma durumuna geldik. Yani tolere edemeyeceğiz artık işleri. E, kaç zamandır kapalıyız. Bir yana evvel çözüme kavuşulması gerekiyor filan. Ciro desteği, miro desteği dün yapılacak ama bir de bu işin işte vatandaşa dönük tarafı var. O da herkes daraldı, bunaldı, sıkıldı. Evden bir dışarı çıkıp bir rahat, şöyle rahat rahat hani aman polis çıkarsa cezamı keser. Aman şöyle mi olur, böyle mi olur tedirginliği olmadan dışarıya çıkıp bir nefes alabilecek imkan sağlanılmalı diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Dolayısıyla yazınız efendim, öğrenmiş olalım. Abi her gün asker müziğiyle programı açman beni çok gururlandırıyor. Bütün uzman çavuş arkadaşlara hayırlı mesailer, sizleri seviyoruz demiş. Eyvallah Yunus Emre Konya'dan göndermiş. Bizden de selam olsun. Valla biz işte böyle sabahları e, hem Hamza kardeşim hem Abdülkadir kardeşim yayınlıyorlar bunu sağ olsunlar. E, bizim için de böyle bir e, sabah sporu gibi böyle bir dinamizm bir Etki bırakıyor hakikaten yani o Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı e, klip. Ali Beyköy'den Leyla ablamız diyor ki tedbir alan alıyor zaten kısıtlamanın çok etkili olmuyor demiş göndermiş olduğu mesajında. Doğru olan neyse konuşuruz bizi kimse haktan yana susturamaz benim attığım linki okumadınız diye arkadaşlar istişare bekliyor yayın bir gidip gelir gibi yapıyor demiş Murat Kılıç Bey. E, Murat Kılıç Bey... Hangi linki gönderdiniz? Yani linki şimdi ben bir de yayında bırakıp da linki tıklayayım. O linkten başka bir yere gideyim. Yani internette biliyorsunuz bir şeye bilinge bir, linke bir tık takılırsanız oho geri gelemiyorsunuz yani. Şimdi ben yayın yaparken bazı şeyleri incelemem mümkün değil. Siz özet geçeceksiniz linkte ne var ne yok. Kar yağıyor elhamdülillah dışarıda çadırlarda yaşayanları da sevindiriyor mu? Hep beraber seviniriz inşallah demiş Sakarya'dan Hanife, zeytin ablamız. Ülkemiz için güzel işler yapanların yar ve yardımcısı olsun. Isparta'dan Sema ablamız. Şimdi diyoruz ki Allah efendim çadırlarda yaşayanların, mesela dışarıda kalanların yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Cenab-ı Hak da bize e, emrediyor Kur'an-ı Kerim'de e, yani yardım etmemizi düşkünlere, mazlumlara. Dolayısıyla. Biz şimdi Allah yar ve yardımcıları olsun diye geçiyoruz ama ya o vasıta biz olmalıyız işte. Ne kadar dertleniyoruz. Eğer biliyorsak elimizin ulaşabildiği kadar o yardımı yapmamız gerekiyor. Biz yardım ulaştıramıyorsak yardım ulaştırabilen kuruluşlar var. Bakarsın, incelersin hangisi daha hızlı ulaştırıyor bu yardımı, hangisi gerçekten çok iyi çalışıyor, didiniyor. Bunu görebilmen çok Normal zaten hemen ona onların o yardımına e, sen de katılırsın destek olursun maddi olarak e, güzel olur yani e, hem kavli dua hem fiili duayı da gerçekleştirmiş oluruz böylelikle Lağlıkul'den halk parti hangi millettendir benim çocuğuma silah tutanın yanında hangi vicdana sahip bir tanesi doğru söylemiyor. Hepsini Allah'a havale ediyorum demiş Rize'den Harun Bey göndermiş mesajını efendim bu şekilde. Mesajlar böyleydi. Şimdi hemen gazeteye bakalım. Diriliş postası bu bir beşinci kol faaliyetidir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerçekten de beşinci bir kol, bir kol faaliyeti halini haline dönüştü CHP ve bu e, devam ediyor yani bu tavrına iyice marjinalleşti meşru makamları düşmanlaştırıyor denilmiştir İliş Postası marjinalleşen CHP meşru makamları düşmanlaştırıyor. CHP ne yaptığını sanıyor? Hani CHP ne yapmaktadır? Nereye varmak istemektedir? Devlet Bahçeli gibi söylersek eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın dönemde gittikçe gayrimeşru çizgiye savrulan ana muhalefet partisi CHP'ye yüklendi. CHP'nin vali, kaymakam ve yargı üyelerine yönelik militan söylemini hatırlatarak bunun adı siyaset değil, siyasetsizliktir, bunun adı tam olarak 5. kol faaliyetidir, dedi. CHP hala da her şeye rağmen sahip çıkan kişileri anlayabiliyoruz. Tamam, bu tarafa gelmezsiniz. Eyvallah. İyi ama hiç değilse kendi içerinizde bir eleştiriyi yapın da Siyasetin böyle bir şey olmayacağını, olamayacağını, gerçekten tabana inilmesi gerektiğini, halkın sorunlarıyla ilgilenilmesi gerektiğini, bir siyasi parti iktidara taşıyacak tek ama tek şeyin bu olduğunu, bunun için politikalar üretmesi gerektiğini artık birinin CHP'ye söylemesi gerekiyor. Yani CHP'de, şimdi Muharrem İnce eleştirmesinde ne yapsın, ona da diyorlar kötü. Mustafa Sarıgül gitti o da parti kurdu ona da dediler sen de kötüsün. E kardeşim CHP e, sen ne kadar iyisin o zaman yani yaptığın açıklamalara son dönemde yapılan açıklamalara şöyle bir bak halkı ayrıştırma var kutuplaştırma zaten hat safhada. ciddi anlamda bir beşinci kol faaliyeti askere polise uzman çavuşa ona buna herkese militan yakıştırması yaftası ya bunlar Bırakınız şeyi her şeyden önce ayıptır ya. Ayıp ayıp. Ayıp ya. Önce bir ayıptır zaten. Hiçbir şey olmamış olsa bile tamamen siyasi çerçeve içerisinde yer almış olsa bile ne var canım yani adamlar ofansif siyaset yapıyor. Olur öyle şeyler desek bile ayıptır ya. Ayıp. Yani bir öğretmene AK Parti'ye oy veren öğretmenler öğretmen değildir demek, çiftçilere çiftçi değildir işte demek ya da onların sıkıntılarını görmemek her şey önemlisi bir siyasi partinin ağzından çıkamayacak bir şeydir. Ayıptır. Ama Kılıçdaroğlu bu ayıp ne ki daha ne ayıplar var CHP'nin içerisinde. Onlara bile sesini çıkartmıyor. Tam tersi savunma pozisyonuna geçiyor. İki ayı devirdik CHP'den taciz ve tecavüze söz yok, laf yok ama kendi hür iradesiyle gidip oyunu veren, AK Parti'ye oy veren öğretmene laf var. Çiftçiye laf var. Her türlü söz var. Hakaret, tamiz ifadeler var. Ama çıkıp terör örgütü faaliyeti yürüten kişilere laf yok, söz yok. Hatta beraber siyaset yapma gayreti ve çabası var. CHP artık marjinal e, partidir. Sağ, sol, mal, sol falan filan deniliyor ama CHP'nin savrulduğu yerin artık adı sanı bile e, belli değil. Yani öyle acayip bir yere savruldu gitti. Ve Kılıçdaroğlu başardı bunu. Hala daha yani CHP'nin kendi içerisinde bir lider sıkıntısı, problemi var. Bunun ne zaman farkına varıp da bir şeyler yapılacak bilmiyorum. Bunu şu sebepten dolayı söylüyoruz yani. E, Arkadaşlar bakın Süper Lig'i düşünelim. Yani Fenerbahçesiz bir Galatasaray ya da Beşiktaş ya da efendim ne bileyim o diğer büyüklerden, büyük takımlardan ayrı bir düşünebilir misiniz? Yani bir Süper Lig'de mesela Galatasaray olmasa nasıl olur seyir zevki? Fenerbahçe olmasa ya da Beşiktaş olmasa, Trabzon olmasa... Trabzon'da Süper Kupa'yı aldı, götürdü bu arada dün. Ee, kazandı. Tebrik ediyoruz Trabzonluları. Şimdi bu da bunun gibi bir şeydir. Yani muhalefet olmadığı zaman iktidarın yaptığı siyaseti denetleyebilecek, hizaya getirebilecek, çeki düzen verebilecek bir imkanı maalesef olmuyor, ortadan kalkıyor. İşte biz aslında bu muhalefetsizliğin sıkıntısını yaşıyoruz. Gerçek manada bir muhalefet olmuş olsaydı, bugün mesela kısıtlamaların mantıksız olan taraflarını hiçbir şekilde yaşamaz olurduk. Şimdi iktidar partisi bir deniyor, bakıyor, olmuyor, ha ne hissediyor, vazgeçiyor. Yani hatta belki şöyle bir şey de olabilirdi bilim kurulundan, sırf e, toplumu rahatlatma açısından söylüyorum yani. İşte ya bizim bilim kurulumuz var, gayet değerli, kıymetli hekimler var. Allah razı olsun hepsinden. Mesela CHP'ye sizin de önerdiğiniz hekim arkadaşlar varsa onlar da bilim kuruluna dahil olsun. Fikir yani, istişare önerebileceğiniz hekim arkadaşlar varsa işte dahil olsun denilebilirdi. İşte kısıtlamaların hangisi uygulanabilir, hangisi uygulanamaz bunlar falan hep hesaba katılırdı. Ama gelinen noktada bu. Bunların hepsi muhalefetsizlikten efendim. E, beşinci kol faaliyetine devam ediliyor e, bu ülkede ne yazık ki. Militan söylemine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca militan iftirası atıyor. Milletimizin canına kast eden PYD'li teröristlere gösterdikleri sempatinin onda birini kendi vatandaşlarına göstermiyorlar sözleriyle eksen kaymasına işaret etti. Geçmişin utanç tablosunun gençlere anlatılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK'nın başında bulunmadı mı? Hastanelerde rehin alınan ölülerimiz vardı. Bay Kemal'in dönemi Z kuşağı bunları bilmiyor. Bay Kemal, SSK'nın başında olduğu dönemlerde ölülerimiz bile rehin alınıyordu diye konuştu. Vallahi de billahi de bu zamanlar yaşandı bu ülkede. Bakın 9 milyon Z kuşağından seçmen oy kullanacak 2023'te geçen gün söyledik. Siyaset bizimi takip ediyor? Bizim gündemimi, yorumlarımı takip ediyor yoksa biz mi onları çok yakın biliyoruz? Böyle bu kadar örtüşüyor bilmiyorum ama söylediğimiz yorumları birkaç gün içerisinde böyle e, en üst tepeden duyabiliyoruz. Bunlar gençlere, çocuklara anlatılması lazım. Bunlar artık e, Gençleri böyle çocuk görmekten ziyade karşımıza oturup anlat bakalım bu ülkeyle alakalı fikirlerin nedir diye bir soru sorup genci dinledikten sonra geçmişten de böyle gerekirse belge istiyorsa dolu yani ganimet kadar belge var bir dünya gösterilebilir, anlatılabilir hiçbir şey bilmiyorlar çünkü bu bir gerçek. Muharrem İnce'nin sözlerinin atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP bugün yalan ve iftira üretim merkezi haline dönüşmüştür. CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. İnşallah 2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır dedi. Pandemi sürecini değerlendiren Erdoğan, esnafın bugüne kadar yalnız bırakılmadığını hatırlatarak, lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde alınan tedbirlerle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız müjdesini verdi deniliyor efendim. Reklama gidecekmişiz. Hemen hızlı bir şekilde reklama gidelim. Sonra buradayız inşallah. Evet efendim yeniden birlikteyiz. Dilegül TV ile Gül efem ortak yayınında Yeni Gün Başlıyor programında gazetelerden haberleri aktarıyoruz. Haberlere dair yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir taraftan da bu kısıtlamayla ilgili mesajlarınızı da yine bekliyoruz efendim, bize e, gönderebilirsiniz. Şöyle bir bakalım mesela, e, Mehmet Taşkaya başarıda ne durumdayız demiş, e, asgari ücretle alınabilen çeyrek altın sayısını e, tablo şeklinde yazmış ve e, bu giderek düşüyor demiş, e, başarıda ne durumdayız diyor e, okulistik alıyor. E, bu dünya hakkı nasıl ödenecek denilmiş. Bekir Demir Bey'in yazdığı şeyi hakikaten anlayamadım. Kılıçdaroğlu'na oy verenler uyanın artık uyanın e, demiş. Biraz böyle akıllı. Şu klavyede devreye girmiş. İyice kelimeler biraz birbirine girmiş. E, beş gün serbest yalan yere yapıyorlar. Lafa geldi mi ekonomi iyi her şey çok kötü demiş bir izleyenimiz. E, isim yazmamış. Molaya çıktık. Dün o kadar vakit bakmadın mı bu linke Müslüman demiş. Abi yani Allah Allah. Yani <laughs> ben derdimi anlatamıyorum galiba Murat Bey size. Gerçekten Dedim ki kısaca bir özet geçin, yazın. Çünkü biz öyle her şeye bakabilecek durumda, pozisyonda değiliz yani. Kılıçdaroğlu psikolojide profesörlük tezini verirken insan kendi farkında nasıl olamaz konusunun baş karakteri olur. Ya nasıl böyle bir adam makam elde edebilir? Delegenin bir adı bu adama yol veriyor ve bu dünyadaki en saçma şey olabilir demişler. Efendim yine e, ee, Galigül TV'nin bu yeni vizyonunu tebrik ve takdir ediyorum. Gerçek haber anlayışı bu olmalı demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Bursa'dan İbrahim Bey diyor ki herkes konuyu kendi açısından değerlendiriyor. Esnaf kendini düşünüyor, doktor hemşire kendini düşünüyor, öğrenci kendini düşünüyor, polis kendini düşünüyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Devleti düşünen kim? Vicdanlı olmak lazım. Bu yasaklar lüzumsuz değil. Toplumda adam sendecilik çok. Sabredip Cenab-ı Hakk'a dua etmeliyiz. Rabbim devletimize zeval vermesin. Bu hastalık bir patlasa, sağlık sistemi kilittense kim hesap verecek? Vurun abalıya. Vicdanlı olmak gerek. Başımızdaki insanlar bu kadar sıkıntıyla uğraşmak zorunda değil. Adam çeker gider. Gavurla uğraş, içimizdeki bizden gibi görünen gavurla uğraş, hastalıkla uğraş, çakma alimlerle uğraş. Devletimize ve şu an onun başında olanlara destek olmak lazım. Ha CHP olsaydı her oyuna yeni deste açar, hastalığa da hemen tedavi bulur. Bu kadar basit derdi. Rabbim bu ümmeti ve bu vatanı, bu milleti korusun. Biraz uzun oldu sanırım. Hakkınızı helal edin, iyi yayınlar demiş. İbrahim Bey'in düşüncesi de bu şekilde. Efendim. Peki... Tokat Akbelen Köyü'nden Ahmet Çakmak Bey günün şiirini yazmış. Dünya telaşında Takip edemedik lale gülü, o fethetmiş nice kalbi ve gönlü. Virüsle işler güçler fırsat vermiyor, lale gülsüz gidişat iyi gitmiyor demiş. Eyvallah, selam olsun. Mesajlar böyle efendim. Yine devam edeceğiz mesajlardan ee, paylaşmaya. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı diye bir haber var diriliş postasında. İBB'ye İBB'yi sert sözlerle eleştiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İmamoğlu yönetiminin bir buçuk yılda 10 binin üzerinde yeni araç kiraladığını söyledi. Şenocak, CHP'li İBB Başkanı göreve geleli bir buçuk yılı geçti. Hala tek bir eser dahi inşa edemedi. Kendi marifeti olan tek eserleri temel atmama, musluk takma ve borçlanma töreni. CHP'li İBB Başkanı yeni kapıya hizmet araçlarını dizip, İsraf edebiyatı yapmıştı dedi. Evet efendim ya bari şunu söylüyoruz bak. Basit bir şey ya. Kaynağı maynağı bir şekilde artık bir yerden de bulunsun artık yani bunu. Madem biz belediye başkanı olacağız, bu şehri güzel yöneteceğiz niyetiyle seçime gidildi. Halk da bir teveccüh gösterdi. Mazbatanızı aldınız, göreve başladınız. Bir buçuk yıl geçti. Ya şu sokaklara bir park çizgisi çizin bari. Bakın yemin ediyorum yıllar geçse de millet şunu söyleyecek. Ya Ekrem İmamoğlu zamanında yapıldı bak bu sokağa park çizgileri iyi oldu. Hani çünkü bizim ben her gün balkona çıktığım zaman bakıyorum böyle. Ya diyorum şu adam birazcık şöyle gelse, o da biraz şöyle geri gitse şu araya da bir tane araba sığar ha falan. Sürekli bunu böyle hesap yapıyorum yani. Bizim sokakta durum bu pek çok İstanbul'un sokağında bu. Basit bir şey bak, basit bir fikir. Park yeri çizgisi ki vatandaş o çizgiye riayet edecek, ona göre aracını park edecek. Sokakta alan israf olmamış olacak. Dolayısıyla belki bir 10 araç daha sıkıştırılabilir mesela bizim sokağa. İnsanlar da böyle evine geldiği zaman mahallenin etrafında 3-4 tur atmazlar. Boş yer olsa da park etsek diye. Ciddi bir sıkıntıdır bu. Ama basit bir çözüm en azından. Yani bir şey yapmak. Ee, öyle boydan boya çizmenizde de gerek yok. Dört köşesini belli etseniz, insanlar da ona uysa, bence gayet bir iş olur, bir icraat olur bakın bu. Bunun adı icraat. Herkes de der ki, Ekrem İmamoğlu'nun bak şu sokaklara park çizgi çizme icraatı gayet iyi oldu yani düşünen adam bunu anlayabilir, bunun güzel bir hizmet olduğunu düşünebilir. Ama yok, o da yok. Ya elinize alacaksınız bir boya kardeşim, bir de fırçaya. Belediye işçilerini görevlendireceksiniz. Onlar bir araç mesafesi neyse ona göre çizecek çizgisini geçecek, gidecek. Bu kadar basit yani. Diriliş postasından efendim bir başka haber. PKK'ya tebrik. ABD'de yeni başkan Joe Biden ve ekibinin etkisi hızlı hissedildi. DH'la mücadele uluslararası koalisyon sözcüsü Wayne Marotto Twitter üzerinden bugün Kobani Kurtuluş Günü ifadelerini paylaşarak DSG'li teröristlere övgüler yağdırdı. ABD Merkez Komutanlığı SETCOM'da Marotto'nun tweetini alıntılayarak terör örgütünü tebrik etti. Amerika'nın e, ne olduğunu bu şekilde görmüş oluyoruz bir kez daha. Hiçbir şey değişmez. İklim seferberliği şart. Türkiye'nin bu süreçte en çok etkilenen kaynaklarının başında yeraltı suları olduğunu dikkati çeken 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Demir, özellikle yağış rejimini değişmesi, yeterli kar yağışının alınamaması, yağmurun düzensiz ve beklenilen düzeyde olmaması pınarlarımızı, akarsu kaynaklarımızı ve yeraltı sularımızı etkilemektedir ifadelerini kullandı. İklim seferberliği şart deniliyor. Peki, Boris'e sürü öfkesi İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini geçti. Basın krizi yönetemeyen Başbakan Boris Johnson'a manşetlerden tepki gösterdi. İngiliz gazeteleri Johnson'ın kaybedilen her hayat için çok ama çok üzgünüm sözlerini manşet yaptı. The Sun gazetesi, başbakanın 100 bin ölü için üzüntüsü ifadelerini kullandı. Daily Star gazetesi ise seçim döneminde Johnson'a destek verdikleri için halktan özür diledi deniliyor. Diriliş postasından ilk sayfadan haberlerde bu şekildeydi. Geçelim yeni akite. CHP'nin yaptığı 5. kol faaliyeti manşetini taşıyor yeni akitte. Erdoğan teröriste arkadaş diyenler vali ve askerimizi militanlıkla suçluyor. Hani gerçekten biz Atatürkçüyüz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz vesaire diye her ağzını açtığında Atatürk'ü diline dolayan kişiler gerçekten CHP'nin bu terörle arasına mesafe koyamayan parti ile siyaset yürütmesini bir e, tek bir kere bile mesela Diyarbakır annelerine destek verip de terörü lanetlediğini görüyorlar mı görmüyorlar. Nasıl oluyor bu iş hayret yani. Sorsan şöyle aydınız böyle aydınız şu yüz bu yüz diyorlar Göz göre göre terörle beraber neredeyse yol yürüyorlar Ama, ne yazık ki hala daha Türkiye'nin en aydınını biziz diye de caka satmayı sürdürüyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Tanımıyorlar bile insanların inanışı, yaşayışı nasıl, halktan tamamen kopuk. Cuma namazına bile hiç gidilmemiş şimdiye kadar. O kadar uzak ama hutbeyi dinlemeden namazı farzı kılıp çıkıyoruz diyebiliyorlar. Gülünç duruma düştüklerinin de farkında değiller. Bir garip yani, bir tuhaf. Nereden el alsan, böyle el atsan elinde kalıyor. Öyle bir şey. 2021'in ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada erken seçim tartışmalarını, aşılama çalışmalarını, deprem zedeler için yapılan konutların durumunu ve reform paketini değerlendiren Başkan Erdoğan, Erzincan ve Erzurum İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldığı konuşmasındaysa CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan son günlerde vali, asker, polis ve öğretmenleri hedef alan Kılıçdaroğlu'yla şürekasının geçmişte PKK'lı teröristler için arkadaş dediğini hatırlatarak bu siyaset değil, beşinci kol faaliyetidir dedi. Terör örgütünün şehir eşkıyalarına arkadaş diyenler bugün devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca militan iftirası atıyor. Bunlara göre kendilerine oy vermeyenlerin %75'i militan, bu devletin hiçbir memuru, bu ülkenin hiçbir evladı, CHP'nin hastalıklı zihniyetinin şamar oğlanı değildir. CHP yöneticileri kendi içlerinde yaşanan taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık skandallarının üzerine örtmek için hem bize hem milletimize olan hakaretlerinin dozunu sürekli artırmaya başladı. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış misali, milletimizin önüne çıkıp öz eleştiri yapacak özür dileyecek yerde işi pişkinliğe vuruyorlar. Bunlar şimdi yatıp kalkıp erken seçim diyorlar ya. Oradan bir şey toparlarız diyorlar. Ya size buradan ekmek yok. Sabrın varsa 2023 hazirana kadar kapıda bekleyeceksin. Bizim daha çok işimiz var. Kendi kısır hesaplarının peşinde koşanların defterini kökten dürene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yakında hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz reform paketlerini meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız. Paketin ülkemizi 2023 ve sonrasına taşıyan köklü düzenlemeler içerdiği görülecektir. Bizden başka gelecek tasarlayan yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek olanlara bu millet iktidarı vermez. 10 milyon doz aşıyı ülkemize getirdik. Geliştiğini söyleyen birçok ülke aşı bulamıyor. 50 milyon dozun 10 milyonunu tedarik etmiş vaziyetteyiz. En kısa sürede hedef kitlenin tamamına ...ulaşacaktır, diyor. İnşallah. Ee, bakalım başka neler var? Elbap'ta Kur'an seferberliği... ...Suriye'nin kuzeyindeki birçok bölgeyi terörden arındıran Türkiye... ...sosyal hizmetlerin yanı sıra dini hizmetlerini de artırıyor. Elbap'ta Kur'an kursu açan Diyanet... ...bölgede yıl sonuna kadar 20 kurs daha açacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Suriye'nin kuzeyindeki Elbap'ta... 4-6 yaş grubundaki çocuklar için hazırladığı Kur'an kursunun açılışı yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Suriye Koordinatörü Abdülkadir Bekiroğlu, terörden arındırılan bölgelerde bu sene içerisinde 4-6 yaş grubu için 20 Kur'an kursu daha açmayı planladıklarını belirtti denilmiş efendim Yeni Akit gazetesinde. Geçiyoruz Yeni Şafak'a. FETÖ hala en kritik görevlere sızıyor. Tehlike geçmedi diyor Yeni Şafak. FETÖ'ye dün yapılan operasyon örgüt üyelerinin ihraçlar, gözaltılar, yargılamalar ve sıkı güvenlik soruşturmalarına rağmen hala devletin en hassas birimlerine sızabildiğini ortaya koydu. Son yaşta tu Generalliğe terfi ederek Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanan Serdar Aksoy, FETÖ'den gözaltına alındı. İlginç değil mi? Yani bu çok zor meşakkatli bir süreç hakikaten. Yani bunu çözebilmek o kadar zor ki e, ama hala bir şekilde mücadele devam ediyor. İkinci Ordu Komutanlığı'nda Harekat Başkanı olarak görev yaparken 2020 yaş kararıyla Tuğ General olan Atasoy, 5 Ağustos'ta istihbaratın başına getirilmişti. Ancak FETÖ bağlantısı çıkınca göreve hiç başlatılmadı ve 4. Kolordu Komutanlığı emrine verildi. Terfiden yaklaşık 3 ay sonra Kasım 2020'de ise emekliliğini istedi. Atasoy mahrem imamlarıyla sabit hat ve operasyonel hattan irtibat kurduğu belirlenince dün gözaltına alındı. Atasoy'la gözaltına alınan diğer isimler eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Başkanı Tuğgeneral Nuri Can Kıymaz ve 15 Temmuz'dan bu yana yargılaması süren eski Tuğgeneral Celalettin Çoban. Evet efendim fetö hala en kritik görevlerde deniliyor. Yeni Şafak gazetesinden hakikaten dikkat çekici bir haber tehlike geçmedi. Ankara'da casus avı deniz kuvvetleri komutanlığına ait helikopter, gemi ve silah sistemlerine ilişkin bilgileri sızdıran iki semekli albay, bir asubay dört kişi gözaltına alındı deniliyor. Ee, Yeni Şafak gazetesinin İlk sayfasından aktarıyoruz haberleri. Terör arşivi çıktı HDP'de 100 bin fotoğraflık arşiv. Terör örgütü PKK'nın bürosu olarak kullanılan HDP'nin İstanbul Esenyurt binasında 100 bin fotoğraflık bir terör arşivi bulundu. HDP'nin ölen teröristlerin ailelerine bayram, düğün ve cenaze gibi günlerinde para yardımında bulunduğu belirlendi deniliyor. Peki CHP Esenyurt'a neden sessiz? İçişleri Bakanı Soylu, HDP binasında çıkan PKK dokümanlarına sessiz kalan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirine en ufak bir ses çıkarmıyor. CHP teröre gram laf söylemiyor, ağzını açmıyor hiçbir şekilde. Yani soran olursa da efendim artık kendilerine diyorlar ki biz zaten perveriz, biz şuyuz, biz böyleyiz efendim. Biz Atatürk'ün açtığı yolda ilerliyoruz falan filan. Hani yani söyle gitsin. Ne olacak ki insanlar ee, artık bir analiz yapmıyor yani ne olup bitiyor farkında değil. Yorumlamıyor. Mahsa Erdoğan düşmanlığı varsa yoksa tek siyaset bu. Erdoğan gitsin. Adam canımı vermeye razıyım diyor ya. Erdoğan yeter ki gitsin. Canımı vermeye yani kafa artık buraya kadar gelmiş. Bunun artık tedavisi şart. Kendi gitmiyorsa alınıp kliniğe kapatılmalı. Yani Topluma zarar verebilir ya günün birinde bu kişi. Yani bunu söyleyen birinin sağlığından şüphe duyuyoruz elbette. Ve bizim de hayatımızı riske atabilecek seviyeye gelinmiş. Çünkü bu zihniyetten her şey beklenir yani. Her şey beklenir. Erdoğan gitsin ben canımı vermeye razıyım diyen biri, bunu söyleyen biri, günün birinde ne bileyim belki bir yerde bir terör olayına mı karışacak artık ne yapacak yani abi insanın aklına her şey geliyor yani. Dolayısıyla kliniğe kapatılıp tedavisi devlet eliyle başlatılmalı. Masar Osman orada. Gidilsin bakılsın artık. Seviye buraya kadar gelmiş ya. Adam ciddi ciddi çıkıyor televizyonda bunu söylüyor mesela. Hiç ağzını açıp da bunlara terörün yaptığı işlerle ilgili bir şey söylediğini gördünüz mü? PKK'nın HDP vasıtasıyla çocukları dağa kaçırdığını, o Diyarbakır annelerine bir kere olsun, bir cümleyle destek verdiklerini gördünüz mü? Hiçbir şey yapamıyorsan bir selam çak arkadaş, Diyarbakır annelerini selamlıyoruz de. Yok ama hiçbir şekilde yok. Kılıçdaroğlu CHP'yi aldı bambaşka bir noktaya doğru sürükledi. Bu sebepten dolayı da şimdi Muharrem İnce ve bence Muharrem İnce, partiyi kurduktan sonra asıl kırılma asıl çatırdama, gümbürtü o zaman kopacak diye düşünüyorum. Yani CHP ortadan ikiye kütürt diye bölünecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü bir insan ne kadar tahammül edebilir ya? Ben hem vatansever diyeceğim bu iddiada bulunacağım hem de teröre bir e, cümle sarf edemeyeceğim yani hiç tutarlı değil sağlıklı da değil yani peki mesajlara şöyle bir bakalım az evvel whatsapp'tan okumuştuk şimdi de bipten e, bakalım biraz da bipten gelen mesajlara buradan da baya çok mesaj gelmiş maşallah bugün bakalım sesimiz az geliyormuş efendim Öyle bir şey var, 8.25'te göndermiş sevgili izleyicimiz, yeni görebildik. Bir esnaf olarak bu zor süreci nasıl daha verimli geçirebilirim diye değerlendirme yapmaktayım. Ekonomistleri dinlemeye, ticarette tecrübe kazanmış kişilerle buluşup değerlendirme yapmaya, yeni modelleri takip etmeye vesaire vesaire gibi konular bizi meşgul ediyor şu anda. Dolayısıyla Bay Kemal'in boş konuşmalarına ayıracak vakit yok. Biliyoruz ki iki gün sonra da söylediğini inkar eder. Saygılar efendim demiş Bahçeli Evler'den İrfan Çiçek Bey çözmüş meseleyi yani. Bilim kurulunun çelişkiler içerisinde kararları artık kimseye bir anlam ifade etmiyor. Kuruldakilerin sokaktan herhangi bir haberi olmadığı aldıkları kararlardan belli. Bilim kurulu devlet Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü modunda kendi yaptıkları bir araştırma yok. Bizim üniversiteler hangi araştırma yapmışlar kimse bilmiyor demiş. Sahtekarlar Lale Gül TV adına telefonla arayıp yardım topluyorlar. Biraz soru sorunca kapatıyorlar. Kargoyla para tahsil ediyorlar demiş mesela. Bakın sevgili izleyicimiz maalesef hala daha devam ediyor. Her gün bununla ilgili hatırlatma mı yapalım ne yapalım? Sizler de lütfen tanıdıklarınıza bu durumu yayın. Bak bu çok önemli bir şey dolandırıcılara, sahtekarlara e, asla prim verilmesin. Kimse, hiç kimse, kimseden hele ki biz telefon açıp da bize işte şu hayrımız için para verin e, vesaire diye bir talepte bulunmayız efendim. Kesinlikle aman ha, uymayın bunlara, e, düşmeyin bunların tuzağına. Mustafa Pullu selamlarını göndermiş. Alınan kısıtlama önlemleriyle bile virüsün yayılma hızı ve ölüm sayıları düştü. Bu sebepten alınan kararların doğru olduğunu düşünüyorum diyor. Ee, Selamlar Aleyküm Aleyküm Hayırlı yayınlar. Covid aşılarında şüphe mi var? Dijitalleşme sistemine mi geçiliyor? Gavurlar her şeyimizi izleyecek mi? Dünya nereye gidiyor? Derinciler durmuyor. Sürekli Müslümanları bitirmeyi hedefliyorlar. Çok dikkatli olalım, çok dua edelim. Hedef Türkiye. Üzerimize her şeyi deniyorlar. Rabbim düşmana fırsat vermesin inşallah demişler mesajlarında. Mustafa Bey, hayırlı sabahlar. Kağıthaneden Yusuf Yalçın, toprak tekstil çalışanlarından selamlar. Bu zamlar ne zaman bitecek? Her market kafasına göre zam yapıyor. Karşılıklı iki market 5 litre yağ. Birinde 59, diğerinde 65 lira. Bir çare bulunması lazım devletimizin artık buna diyor. Ee, Ahmet Ülkü, Sultan Gazi'den selamlarını göndermiş. Hayırlı günler diliyor. Askerimizi, polisimizi Rabbim muhafaza eylesin demiş. Amin. Ee, ''Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Tüm Laligül çalışanlarına, bu yayına katkısı olan tüm kardeşlerime, tüm Türkiye'ye selam olsun.'' demiş. Küçükköy'den, Gazi Osman Paşa'dan Sahra Makine çalışanları göndermişler. ''Hayırlı sabahlar kardeşim. Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar. Ne desen azdır, kim bilsin ki?'' demiş. Ankara'dan İbrahim Yetimoğlu, Gülnaz Şırınga'nın varlığına inanan mankurtların 20 yıldır yapılan hizmetleri inkar etmelerine hiç şaşırmayın, askere hakime militan diyenlerin HDP'ye ses çıkarmamalarına şaşırmayın, siyasi kin ve nefret beyinlerini bitirmiş diyor. Dolayısıyla acil klinik çalışmaları başlaması lazım. Bursa'dan İbrahim Bey de insanın niyeti halisi olmayınca Rabbim park çizgisi kadar basit bir hizmeti bile nasip etmiyor bu nasipsizlere demiş, göndermiş olduğu mesajın da efendim. WhatsApp'a da bir bakalım mı hemen. Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye niye elektriği? Abi bunu hiç anlayamıyorum Bekir abi, senin yazlar çok karışık geliyor bize, niye öyle? Ee, biz diyor yoksul günleri gördük. Teröristlere bir vatan haini e, diyemiyorlar, seslerini çıkaramıyorlar diyor. E, CHP eleştiriyor yani. Hayırlı yayınlar Mustafa Bey. Bu kısıtlama bize çok şeyler kazandırdı. malla ticaretle keyifle kıyaslanmayacak kadar çok canlar kazandırdı. 34 binden 7 binlere kadar yoğun hastaya. Düştük 230 ölümlerden 130'lara düştük. Yani bir çuval inciri bir ay en fazla daha kısıtlama olur. Bu bir ay için bence bir çuval inciri zayi etmek akıl kârı değil. Sonra sil baştan geri döneriz Avrupa gibi hayırlı yayınlar demiş. Ee, Hasan Bey göndermiş mesajını bu şekilde. Halk Partisi nasıl hesap verecek? Helal bilmez, haram bilmez, ne bilir, hıyanet bilir, bir gün ektiğini biçecek demiş Eşsentepe Rize'den. Harun Bey göndermiş mesajını ee, bu şekilde. CHP günümüz İttihat Terakki Partisi 5. kolun ta kendisi Abdülhamit Han'da böyle oyun kurdular. John Türklerin mensubu olduğu sistem yine devşirme kurtarıcı getirmeye mi çalışıyor acep demişler efendim, mesajlarında. İnegöl'den Ali Bey, hainler hala en etkin noktada görevlere çıkıyor. Hani reis idamı getirecekti? Hani bu hainler asılacaktı? Ne oldu kardeş? Lütfen değerli yorumlarını esirgeme bu konu hakkında. Benim en çok eleştirdiğim noktalardan biri de bu. İşte önüme gelsin, imzalarım geçerim dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gelmiyor bir türlü. Niye gelmiyor? Ne oluyor? Yani anlam veremiyoruz. Kılı kırk yarmaya çalışıyorlar bir şekilde. Ama iyi müebbet hapis cezasına çarptırılanlar için o zaman böyle bir karar alınsın, yeniden yargılansın. Çok mu zor? Tabii şimdi hukukcular bize diyecek ki hiçbir şey geriye yönelik bir şekilde alınamaz. Yani şu an idam cezası çıksa bile bundan önceki yargılamalar idam cezasına dönüşemez. Bundan sonraki suçlar ve yargılamalar ee, ve bundan sonra takvim e, olarak idam kararı çıktıktan sonra yaşanan e, suç tarihi e, ile birlikte böyle bir yargılama yapılabilir. Dolayısıyla hani tamam peki olsun bundan sonrası için en azından insanlar böyle bir şeye tevessül etmesin diyoruz. Bu sefer de önümüze Avrupa Birliği kriterleri bilmem ne şudur budur çıkıyor. Yani bunu bu konuda eleştirimiz var. Neler söylenmedi ki tep tip tek tip tek tip kıyafet denildi ee, olmadı yapılamadı bir şekilde ee, o mahkemeye çıkarken bile kıyafetleriyle falan mesajlar vermeye çalıştılar. Yapmadıkları şey kalmadı hakikaten hala da devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu e, karar sağlıklı bir şekilde tartışılır ve en uygun şekilde gündeme alınır. Hemen şimdi değil, en azından bir tartışılsın ya, bir konuşulsun. Bununla ilgili bir komisyon mu kurulur, ne olur, ne yapılırsa artık yani, idam kararının e, yeniden değerlendirme komisyonu mesela atıyorum, adı da böyle bir şey olsun. Mesela kasten adam öldürmeye yönelik bütün suçlar artık, idamla cezalandırılsın. Dolayısıyla şu üçüncü sayfa haberleri görün nasıl bıçak gibi kesilecektir emin olun yani. Öyle paşa paşa yatar çıkarız mantığını da bir, bir an evvel böyle bırakırlar. Öyle paşa paşa yatarsın ama nerede nasıl ki canına kastettin bir masumu hayatını kaybetmesine neden oldun senin de bununla ilgili cezan budur. Bu işin kısası budur denilebilsin. Mevcut ceza hukukumuz maalesef yani adaleti sağlama noktasında biraz atıl kalabiliyor. Biraz böyle güçsüz kalabiliyor maalesef. Kimse sorumluluk almak istemiyorsa da bu idamla ilgili referandum yapılsın demiş Ali Bey. Aynen öyle. Zaten bu, bu olmalı. Ama çok. Keskin bir karar bu. E, köklü de bir karar. Dolayısıyla önce bir bilir kişiler, uzmanlar üzerinde bir tartışsın, konuşsun, bir yere varılsın, bir rapor hazırlansın. Ondan sonra Zeytin burnundan Nail amcamız hayırlı günler olsun demiş. Allah razı olsun. Kılıçdaroğlu'nu e, Bakırköy'e mi göndermek gerekiyor yani? Bekir abi vatana zarar verecekler bu yaptıkları söylemlerle diyor mesajında. Okullar ne zaman açılıyor? Valla şu an 15 Şubat denildi ama bilmiyorum o zamana kadar ne olacak. Bu reform paketinde bizim bu Fahri Kur'an kursuna yönelik de bir çalışma olur. İnşallah çok zor durumdayız demişler. Seslerini duyurmuş olduk. Efendim. Peki Esenyurt'tan Süleyman Tamer Bey selamlarını göndermiş. Abdurrahman abi dayanamadım. Burada oturduğun bölgede arabanın park etmek için senelik 270 euro ödüyoruz. Mesela mesela işe gidiyorum. Oraya geçerli değil. 2 saatine 3 euro ödüyorum. 8 saat çalışıyorum. Şu an arabayı satıyorum. Araba çok lüks diyor Avrupa'da. Göndermiş olduğu mesajında Yunus Emre canlı yayında kolaylıklar dilerim demiş Çok teşekkür ediyoruz İstanbul sözleşmesi de kaldırılmalı demişler Efendim Eyvallah olabildiğince okumaya çalıştık okudukça da yenisi geliyor yetiştirmeye çalışıyorum bir yanda ama yetişecek gibi değil Birazdan yine fırsat bulursak okuyalım Hamsi yasağı da uzadı bu sene de hiç doğru düzgün bir balık yiyemedik yani Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de 8 Ocak'ta başlattığı hamsi avlama yasağını 7 Şubat'a kadar uzattı. Bakanlık hamsi popülasyonunda iyileşme gözlenmiş olsa da halen büyük bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğuna dikkat çekti deniliyor. Yeni Şafak gazetesinde. Hemen Sabah gazetesine geçelim. Lokanta ve kafeye pandemi desteği Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Sabah 200 bin işletmeye nefes olacak maddi desteğin şartlarını açıklıyor. Kim ne kadar alacak? Maddi destek pandemine etkilenen restoran, lokante ve kafeleri kapsıyor. 2019'da cirosu 3 milyon liradan az olup 2020'de %50 ve üzerinde ciro kaybı yaşayan işletmeler alacak. Bu işletmelere devlet ciro kaybının %3'ü oranında ödeme yapacak. Destek 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmayacak ve bir defada ödenecek. Hesaplanan tutar 2.000 liranın altında olsa bile 2.000 lira ödenecek. Üst sınır aşılsa da 40 bin lira verilecek. Uygulama Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hayata geçecek denilmiş. Yani e, esnafa ödeme tablosu, ciro takvimi de yapılmış. Mesela 2019'daki cirosu 250.000 ise ciro kaybı desteği olarak e, 3.750 lira 500 bin ise 7500, 1 milyon ise mesela 15.000, bin, 2 milyon ise 3, 30 bin, 3 milyon ise 40 bin şeklinde ciro kaybı desteği verilecekmiş efendim bu şekilde. Güzel bir şey yani bu elbette bir yarayı sarar ama niye böyle ekstradan diğer halkın da üzerine bir yük olarak bindirilsin ki bu? O yüzden en ağır şartlarda diyor ki restoranlar, bizi açın. Yani en ağır şartları getirin ama açın yani. Hani o kadar filyasyon ekibi araştırma yapmıştır şu ana kadar, yüzde %99.9. Ya Heskoda uygulaması niye var o zaman? Ne işe yarayacak bu yani? Restoranları açık tutmaya yaramayacak da ne işe yarayacak yani? HES kodu var işte, giriyorsun Heskoduna koduna, risksizsin, tamam gireceksin... E, yemeğini yiyip çıkacaksın ya. Millet de sarbaş dolaş, o hoş geldin falan diye öpüşecek, tokalaşacak halin yok. Yani yandaki masayla muhabbeti dalacak halin yok. Yemeğini yiyip kalkacaksın, çıkacaksın, gideceksin yani. E, metrobüse binmiyor mu bu adamlar? Orası risk teşkil etmiyor mu? Şimdi mantık zeminini oturtalım. Tamam, kısıtlamalar yapılsın mı? Yapılsın. Ya tam kapanma, ya hiç kapanma gibi bir şey. E tam, tam kapanma da mantıklı değil. Avrupa denedi. İkinci tam kapanmasını yaşıyor. Yine durum ortada. E biz iyi götürüyoruz bu süreci diyoruz. Diyorlar ki kısıtlamayla buraya kadar gelindi. Ama işte kısıtlamayla bakınca şöyle işte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması. E, ondan beşe kadar insanlar marketi bahane ederek herkes sokakta dışarıda. Ya ben cumartesi günü kısıtlamanın olduğu zamanda, da hani biz basın mensubu olarak muhafız ama trafikte takıldığımı biliyorum ya İstanbul'da. O kadar herkes dışarıda yani öyle düşün. Normalde tenha olması lazım. Bu yüzden bu kısıtlamaların mesela okulların açılıp açılmaması ile ilgili artık ciddi ciddi koca koca sektörler erime noktasına geldi iyice. Ee, giderek sıkıntı yaşanıyor. Bu sebepten dolayı bu kısıtlamaların mantık zeminine oturması gerekiyor. Yani hafta içi bulaşmıyorsa bu virüs, sabah metroda, metrobüste bulaşmıyorsa bu virüs, hafta sonu da bulaşmaz, akşam da bulaşmaz kardeşim. Bulaşmaz yani. Biraz şöyle bir mantık, hakikaten bir konuşalım, oturalım, tartışalım. Ben öyle düşünüyorum. Var mı yani hani sabah metrobüse binen, sıkış tepiş binen birinin gittiği her yere kendi hastalanmamış olsa bile, semptom göstermemiş olsa bile diyelim ki taşıyıcı, bulaştırıcı. E, akşama kadar zaten her yere bulaştıracak yani. O yüzden ya tam kapanma ya da hiç ya hep ya hiç gibi bir şey. Öbür türlü olmuyor. Hani o tabloda artık ne kadar gerçeği yansıtıyor orasını da bilemiyoruz bir noktadan sonra artık kafalarda soru işaretleri daha daha büyümeye başlıyor yani. O yüzden lokantaya, kafeye pandemi desteği çok güzel, harika bir uygulama, müthiş işte sosyal devlet budur. Ama şey yapmamız lazım yine bizim bir şekilde halkın buradan sırtına ekstra yük olarak bindirmekten ziyade açılsın bütün işletmeler belli Şartlar ve kurallar yapmaları gereken şeylerde Ondan sonra herkes kendi parasını ekmeğinin peşine düşsün yani onu söyleyelim Haberlere hemen geçelim 3 dakikamız varmış ama 4 tane haberimiz var Nasıl yetiştireceğiz bilmiyoruz Bugün yine çenemiz düştü Fakat bunlar da kaza haberleri Yurtta yaşanan olaylar aşırı hız ve dikkatsizlik kazalara neden oluyor Zaten en büyük nedeni bu Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 3 aracın birbirine karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Karabük'te de yine yaşanan kaza neticesiyle araçta sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı. Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Şekerpınar mevkisinde İstanbul yönüne giden Sefadiye'nin kullandığı plakalı hafif ticari araç, Demircan Y idaresindeki otomobile ve ardından Hasan Şey yönetimindeki otomobile çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ve yanlarında bulunan 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışı yarım saat tek şeritten kontrolü sağlanırken uzun araç kuyruğu oluştu. Ulaşım kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Karabük'te ise devrilen otomobilde sıkışan sürücü, AFAD itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Ankara istikametine giden Abdül Samet Güngör idaresindeki otomobil, Kayıköy'ü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi. Sürücü yol kenarında ters duran otomobilde sıkıştı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, afat, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı yerden ekipler tarafından çıkartılarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Efendim Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de bir araç baraj suyunun göletine düştü. İhbar üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanakla debisi yükselerek yola taşan Ayvacık barajı girişindeki gölete bir araç düştü. İki kişinin bulunduğu araç için jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye 112 acil servis ve AFAD ekipleri ile UMKE ve deniz polisi de sevk edildi. Ekipler bölgede yüzey kontrolü yaparken suyun altında da arama çalışması yürütecekler. Efendim Kocaeli'nden bir haber. Kimliği belirlenemeyen şüpheliler bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu. İki kişinin yaralandı, yaralandığı saldırıda ekipler şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Yahya Kaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi'ndeki bir iş merkezinin otoparkında bir kişi henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla kolundan vuruldu. Bu esnada otoparkta bulunan bir müşteri ise kalçasından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bir otomobille kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Efendim epey çok mesaj var. Sesimizi duyurur musunuz demişler nafaka mağdurları. Nafaka mağdurları yani süresiz nafaka zulümdür diyoruz. Sürekli dile getiriyoruz bunu. Hafta sonu yasaklamaları devam etmeli mi yoksa hastalık unutuluyor herkes çok rahat davranıyor demiş Hamdi Demir Bey göndermiş. Ee, çok haklısınız. Son sözlerinizde yasaklı günlerde aynı kişi sokağımızdaki markete 3 kere gidip geliyor diyor. Ee, yani kurban bu illet acayip bir şey. Metrobüs'te de araçta da bulaşma riski olduğu için HES düzenlendi. Bindi mi pozitif kan grubu ve bağışıklık sistemi güçlü kurtuluyor. Ama risk altı sorun devletin yaptığı zannımca zaruret miktarı hareket olmasını yapıyor. Bu da çok doğru kısıtlamalar yerinde demişti efendim. Ben kısıtlamaların artık esnetilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar çünkü ciddi anlamda psikolojik sıkıntılar içerisinde rahatlatılması lazım. Yani aşılamada çalışmaları da bir taraftan başladı. Bu iş önünde sonunda vatandaşın kendisinde bitiyor düşüncesine yeniden dönülmeli bence. Çünkü bilmiyorum her dakika düşünüyorum yani doluya koyuyorum taşmıyor boşa koyuyorum dolmuyor bir mantığa oturtmaya çalışıyorum mantığım almıyor yani hafta içi mesai saatlerinde herkes her yerde virüs bulaşmıyor hafta sonu bir nefes alalım diye şöyle sahilde mesela iki adım atalım ya da ne bileyim bir yere gidelim virüs çıkamazsın virüs bulaşıyor bana biraz tuhaf geliyor bilmiyorum. Yine de elbette sizler de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz bize. Ama yarın, yarında da inşallah nasip olursa burada olmaya gayret göstereceğiz. Saatler 08'i gösterdiğinde Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim.